Bahar. Bahar, telefon. Alo. Bana bak. Senin o adi ucuz numaralarından bıktım, anladın mı? Ama bu kez seni bitireceğim. Osman Bey? Kes sesini. Oğlumu evinden ayırdın, sesimi çıkarmadım. Bana düşman ettin, göz yumdum. Ama yetti artık. O para yanınıza kar kalmayacak, anladın mı? O 50 bini sizden söke söke alacağım. Osman Bey yeter. Sevgi, ben. Siz ne parasından bahsediyorsunuz? O zaman sen dinle. Kulağını aç. Ne sen, ne o aşifte kızın istediğinizi alamayacaksınız, anladın mı? Hepsinin hesabını size soracağım. Eğer ben de Osman Kozan'sam, bunu yanınıza bırakmayacağım, anladınız mı? Anne! Anneciğim, iyi misin? Anne, iyi misin? Anneciğim, bir daha hemen hemşireyi çağır. Anne, anneciğim, iyi misin? Anneciğim, gel bir yudum su iç. Hadi. Tamam. Tamam, geçti. Ne oldu sana böyle birdenbire anne? Osman Kozan aradı. Ne? Niye aramış ki? Ne oluyor var? Ne parasından bahsediyor? Ne 50 bininden bahsediyor? Ameliyat için mi aldınız? Anne, olur mu öyle şey? Onun alakası yok. Yemin ederim yok. Ben sana her şeyi anlatacağım. Sen iyi ol, tamam mı? Şimdi hiç bunları düşünme. İyi misin? Ha? İyiyim. Geçti. Geçti anneciğim. Çıkabiliriz artık. Her şeyi aldın mı? Aldım, aldım. Bahar her şeyi hazırlamış zaten, Sevgi teyzenin ne ihtiyacı varsa. Tamam o zaman. Ya 150 bin de az para değil ha. Neyse ki sigortası karşılıyor. Çalışa çalışa ödenmez o para yoksa. Ne oldu? Ne bileyim ya. Yani 150 bin lira senin ailen için hiçbir şey. Senin için de öyleydi. Öyleydi. Ama artık değil. Ameliyat iyi geçse bari. Kızlar mahvoldu. İnşallah. Günaydın. Günaydın. Erkencisin, kimse gelmedi daha. Evet, erken uyandım. Sana da poğaça aldım sevdiklerinden. Her zaman düşüncelisindir. O zaman çaylar da benden. Osman Bey kızmasın. Gelmez onlar daha. Otursana. İyi. Çay alabilir miyim lütfen? Seni burada böyle görmek tuhaf geliyor insana Feride. Bana da. Onca şeyden sonra. Evet. Ama iyi toparlamışsın maşallah. Yani onca bela, hastane, kaza. Sen nereden biliyorsun hastanede yattığımı? Herkes biliyor Feride. Nasıl olur? Beni bir kadın bulmuştu, Emine diye. Vallahi Cüneyt Bey hastane masraflarını ödedi diye kıyamet koptu. Oradan biliyorum. Cüneyt mi? Teşekkürler. Sağ ol. Afiyet olsun. Yani seninle hiç bilgisi yok. Cüneyt abi Kemal'e vermiş o parayı, tefecilere versin diye. Biz alakası olmasın da.
Bundan sonra ben başınızda olurum. Olamam. Anne sus lütfen. Yalvarırım böyle şeyler konuşma artık. Peki tamam. Ama bundan sonra ne olursa olsun o adamdan uzak durun. Kendi oğluna bunları yapan size neler yapmaz. Uzak durun tamam mı? Merak etme sen. Düşünme şimdi bunları. Parayı ameliyat için aldınız sandım. Aklım çıktı. Dedim ya ilgisi yok. Zaten ihtiyacımız da yok. Sigorta karşılayacak bütün parayı. Allah onlara muhtaç etmesin. Nereye? Ablacığım ben bir tuvalete gideceğim. Dur ben de geleyim. Anneciğim. İyisin değil mi? Ben de bir gidip geleyim. İyi mi? Geleceğim hemen zaten. Nazire, kilere de bir bak. Oradadır. Geliyorum birazdan. Kahvaltı etmeden sabah sabah ilaç mı içiyorsun? Sabaha kadar baş ağrısından uyuyamadım Zühren'de. Artık dayanamayacağım. Huzur mu bıraktı o kız bizde? Söyle bakalım ne yaptı yine sana? Daha ne yapacak Zühren'le? Her gün yüz yüzeyiz yetmez mi? Bazen çok yalnız hissediyorum onun karşısında. Aşk olsun kız. Biz varız. Hepimiz senin yanındayız, merak etme. Belki de sadece siz. Olur mu canım öyle şey? Hepimiz senin yanındayız. Tunç değil ama. Nasıl yani? Zühre anne, yani şikayet etmiş gibi olmak istemiyorum ama... Tunç Feride'ye çok destek oluyor. Çok canım sıkılıyor bazen. Otur bakalım. Anlat ne oldu? Tunç önce şirketteki masasını verdi Feride'ye. Şimdi de evini açmış. Feride Tunç'un evinde kalıyor. Ne? Evet. İlk duyduğumda ben de inanamadım. Ama öyle vallahi. Tunç bizden bir şeyler saklıyor bence. Feride ile Ateş arasındaki ilişkinin boyutunu bilen de o. Eyvahlar olsun. Aman canınızı sıktım sabah sabah. Ama beni merak etmeyin. İdare ediyorum işte. Yoksa hemen atla gel bize. Soru sorma hadi. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. İşler çok karıştı Yıldız hadi. Bekliyorum kızım. Abla. Anneme gerçeği söylemek zorundayız. Sigorta karşılayacak diye biz onu böyle kandıramayız. Ya Kader. İşte gel şöyle. Nasıl öleceğiz o bu haldeyken? Ne yapacağız peki? Ya bilmiyorum. Düşünüyorum işte. Yolu bulacağız. Abla, Kemal'e söyleyeyim ne olursun ya. Kader, olmaz öyle şey. Ya nasıl olmaz ya? Başka çaremiz mi var abla? Mecburuz. Yoksa annem ölecek ya, ölecek. Kader, kes sesini dedim sana, kes. Yalan mı? Durumu kötü değil mi? Ameliyat için paraya ihtiyacımız yok mu? Ha? Ya Kemal'e söyleyelim. Yıldız abla var, Cüneyt abi var. Ya onların bizimle ilgili ne düşünecekleri umurumda bile değil abla. Duymadın mı annemin dediklerini? Osman Kozan'ın yaptıklarını unuttun herhalde. Nasıl isteyeceğiz? İstesek de vermezler zaten. Ya tamam evet haklısın. Osman Kozan vermez. Ama diğerleri var. Yani Cüneyt abi var, Yıldız abla var. Of Kader yeter. Yalvarırım yeter. Öyle mi?
O zaman bir çözüm bul. Bulmaya çalışıyorum zaten. Bankaya gittim kredi için. Haber bekliyorum. Ya ablacığım ne kredisi ya? Bizim zamanımız mı var ha? Hem bizim gibi iki çulsuza kim kredi verecek? Hangi banka ha? Hangi banka? Bugün bankadan haber gelecek işte. Of abla ya of! Kader, bana bak. Kemal'e kesinlikle bu durumdan bahsetmeyeceksin, anlaştık mı? Ameliyat masraflarını sigortanın karşılamadığını bilmeyecek o. Sana söz veriyorum. O parayı bir şekilde bulacağız. Annemiz kurtulacak. Bahar. Hoş geldin canım. Merhaba. Sağ ol valla. İyi geldi. Kahvaltı yap demiştim. Cüneyt'in nasıl haberi olmuş benim hastanede olduğumdan? Ha, sen hala orada mısın Feride? Nasıl olduysa oldu. Cüneyt belki yatımdır. Hem belki takip etmiştir seni. Oradan biliyordur. Öyle olsa izin vermezdi. Neye izin vermezdi? Başıma gelenlere. O hale düşmeme izin vermezdi. Öyle değil mi? Ne geldi ki başına? Hayır hayır. Göz göre göre izin vermiş olamaz. Cüneyt hangi hastaneye yaptı ödemeyi? Vallahi ne bileyim. Unuttum gitti. Ya fatura falan yok mu? Vardır. Olmaz olur mu? Osman Bey bana vermedi faturayı. Kendisi sakladı. Oh ne ala memleket. İş yerimi çay ocağım belli değil. Herkes işinin başına hadi. Bana bak. Bir daha buna bu kadar yüz vermeyeceksiniz. Yoksa hepinizin canını yakarım. Tabii. Beklerim. Sağ ol. Anneciğim portakal suyu içer misin biraz? Yok kızım sağ ol canım istemiyorum. Ama olmaz ki Sevgi teyze. Bak sabah annem elleriyle sıktı onu. İç biraz. Sağ ol oğlum zahmet etmişsiniz. Şimdi canım hiç istemiyor sonra içer. Alo. Evet. Nesrin teyze. Ciddi misin ya? Çok sevindim. Ha yok yok sigorta karşılıyor ameliyatı. Tamam. Tamam çok sağ ol abi görüşürüz. İyi haber mi? Yurt dışında uzmanlık alan bir arkadaşım var diyordum ya. Onunla konuştum şimdi. Sevgi annenin ameliyatını yapacak doktor alanın en iyisiymiş. Dünyaca tanınmış bir doktormuş. Bak. Gördün mü anneciğim? Korkacak hiçbir şey yok. Gözünüz aydın. Her şey çok daha iyi olacak. İnşallah. İnşallah. Benim içim çok rahatladı vallahi. Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek ameliyat. Biz de sana iyi bakacağız artık. Değil mi? Eskisinden daha iyi olacaksın sevgili anne. Almıyor. Babandan da mı çekinmiyor? Vallahi Osman duysa ortalığı birbirine katar. Tunca söyleyelim de babam duymadan yollasın şu kızı. Hadi ara. Efendim? Ha Tunç, evde misin, şirkette misin? Yo, evdeyim. Ne oldu? Evdesin. Biz annemle sana uğrayacaktık da. Uygun sen tabii. Yoksa şirkete de gideriz. Yok yok uygunum. Buyurun gelin bekliyorum. Ah be Eylül. Hemen yetiştirdim değil mi? Süpersin. Evde miymiş? Ne yapıyor bunların ikisi evde?
Ay anne. Ne ay annesi? Hadi sen kahveni bitir. Ben üstümü değiştireyim gidelim. Abla ne oldu? Banka krediyi vermedi. Hiç şaşırmadım be abla. Hangi banka bizim gibilere 150 bin lira kredi verecek ha? Kızlar da gelemez. Ben bakayım Sevgi teyze. Sen de çık oğlum. Sıkılma burada. Yok. Ben sıkılmıyorum Sevgi anne. Hiçbir şey olmasa şu hastanenin sessizliği soğukluğu öldürecek. Sanat müziği sever misin? Severim. Ne oldu? Sinir bozucu sessizliği yok edelim. Moralimizi yüksek tutalım değil mi? Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz. Abla, başka çaremiz kalmadı. Gel inat etme, konuşalım Kemal'le. İstesin ailesinden parayı. Kader, olmaz dedim. Yeter artık. Elimiz kolumuz bağlı böyle oturacak mıyız? Bir gün kaldı. Ne olacak anneme? Ben annemi düşünmüyor muyum sanıyorsun? Görmüyor musun Osman Kozan'ın yaptıklarını? O zaman bir çare bul. Ne yapacağız? Ölsün mü annem? Kader, yalvarırım sus artık. Sus ablacığım. Bahar, duydum. Her şeyi biliyorum. Paraya ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Nasıl haberi oldu Allah bilir. Cüneyt belki Tundur. Belki de takip ediyordu seni. Bilmiyorum ki. Yurt dışından Otel Mir Ankara'ya görmeye geleceklermiş. Misafirlerin havaalanından alma işini sen organize edecek misin? Ateş böyle söyledi. Evet, ben halledeceğim. Yalnızca teyit etmek istedim. Cüneyt. Hangi uçak şirketiyle gelecekler diye soracaktım da... Önemli değil. Ben öğrenirim. Tamam. Sigortanın ameliyat parasını karşılamadığını neden Kemal'e söylemediniz? Anlat abla. Hadi anlatsana. Anlat. Nasıl söyleyebilirim ki? Kemal'e söylesem o da hemen ailesinden para isteyecek. Bilmiyor musun babasını bizim hakkında ne düşündüğünü? Hem ikiniz de gördünüz işte. Baba olduğu ne hale geldiler. Ameliyat için bile olsa parayı ondan isteyemem. Haklısın. Ama bilmiyorum. Sadece bir gün kaldı. Annem gözümün önünde eriyip gidiyor. Annemin hayatı söz konusu. Artık bizim ne yapıp edip Kemal'le konuşmamız lazım. Biliyorum. Zaten başka çaremiz yok herhalde. Var Bahar. O parayı ben bulacağım size. İyi de Berat sen ne yapacaksın ki? Siz burada mıydınız ya? Ben sizi yukarıda zannediyordum. Gelsene hayatım, biz de laflıyorduk öylesine.
Ya Bahar, aslında bir doktorla konuşsam iyi olur. Ne konuşacaksın ki? Ya şimdi ameliyat öncesi son durumu bilmek lazım. Ya gerek yok, ben daha yeni konuştum. Durumunda hiçbir fark yok zaten. Ameliyat da yarından sonra kesin. Doktor hanım da o zaman gelecekmiş. Gerekirse o zaman konuşuruz bir daha. Peki, sen bilirsin. E hadi yukarı çıkalım, hava alalım. Ben burada kalayım. Sen git istersen. Tamam. Ben biraz hava alayım o zaman. Bahar, bırakın halledeyim şu işi. Yani Feride'nin bu evde kalmasını Ateş Bey istedi, öyle mi Tunç? Ya evet diyorum, evet. Ben de bavulumu topladım, birkaç gün otelde kalacağım. Ateş Bey de burada mı kalacak? Ya Ateş Bey niye burada kalsın? Adamın bir sürü parası var, istediği yerde kalır. Feride'ye ev tutmak istedi, ben de gerek yok dedim. Ya anlamıyorum ki, niye Feride'nin evde kalması gerekiyor? Gitsin otelde kalsın. Ya Ateş Bey Feride için zor oluyor. Kız başına otelde kalmasın dedi. Ya ne de güzel oynar namuslu numaralarını. Adama da oynamış işte. Kesin. Ateş Bey ile Feride'nin arasında bir şey yoksa ben de yıldız değilim. Yok artık, abartıyorsunuz hanımlar. Ateş Bey seviyor Feride'yi işte. Hayatını mı kurtarmış ne? Hem aralarında bir şey olsa ben anlardım. Nasıl anlarsın? Gözümün önünde oğlumu ayarttı da ruhum duymadı. Feride insanı ayakta uyutur. Ya Feride Ateş'in tarzı bile değil ki. Sen onu bırak da bizim düşmanımıza bu evi nasıl açarsın onu anlat. Düşmanımız öyle mi Yıldız? Bundan 3 ay önce kardeşin gibiydi. Dayıma karşı koruyordun Feride'yi. Ne oldu? Bu kadar çabuk mu bitti sevgin? Olanları unutmuş gibi konuşuyorsun. Üzme beni. Bakın ben Feride ile kanka falan değilim. Hiçbir zamanda olmadım. İmzayı atan, Feride'nin bizimle çalışmasını sağlayan kişi dayım. Ben sadece işimin gereğini yapıyorum. Siz de her zamanki gibi suçu başkasına atmaya çalışıyorsunuz. Nedense bu kişi de hep ben oluyorum. Ne diyorsunuz? Olmaz. Abla. Olmaz. Kabul edemem. Hem para çok. Estekle nereden bulacaksın? Sonra nasıl ödeyeceğiz sana parayı? Ya Bahar, şu an bunu düşünecek zaman mı? Sevgi teyzenin hayatı söz konusu. Evet abla, lütfen ya, lütfen. İmkansız, kabul edemem. Abla, bir mucize olmayacak biliyorsun değil mi? Başka çaremiz yok. Bak Bahar, bizim Kırıkkale'de bir arsa var. Merak etme, satmayacağım. Sadece ipotek ettireceğim. Tamam mı? Vallahi kabul edemem. Çok zor. Ya zor falan değil. Dinle Kadir'in sözünü işte. Bırak halledeyim. Siz hala burada mısınız ya? Biz annemi uyandırmayalım diye girmedik.